Tavuk hani besle, ne gerek var diyor ya. Tavuk diyor daha ucuz, beslemek daha pahalı. Ne işte tavuğu yok edersin, kuşları yok edersin, av sezonu düzenlersin. Sonra ufacık böcekleri bile kapanlarla yakalamaya çalışırsın. Hani şimdi aptal aptal kapanlar demek istemiyorum, ona mecbur kalınmış ama. Yani bu duruma düşerse. Yani tavuğun da doğada bir görevi var, kuşun da, karganın da, domuzun da görevi var. Domuz mesela bütün tarlaların diyorum, bütün ormanın traktörüdür yani. Bütün ormanı sürer, havalandırır. Başka hayvanlar gelir o havalandırdığı yerden yem yerler. Hani bir ormanın işleyişi vardır, doğanın işleyişi vardır. Domuzu avlayalım, ayıyı avlayalım, şunu avlayalım, bunu avlayalım, kuşları avlayalım. Karacayı eve götürelim. Şimdi öyle bir haber de var. Adam karacaları toplayıp eve götürmüş. Koca koca hayvanlar ne yapacaksa onunla. Şimdi beyinsiz diyeceğim, hakaret olacak. İki üniversite öğrencisinin taciz zanlısı. İşte bak, manyağa bak. Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım. Konya'da takip ettiği iki üniversite öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Konya'da takip ettiği iki üniversite öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Nuri D'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kızlardan birinin kendisine baktığını, güldüğünü sandığını öne süren Nuri D, "Kız bana gülüyor sandım. Ben de onu takip etmeye başladım. 500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek önlerine geçtim. Bir anlık kızın bana ilgi duyduğunu sandım." Ya kafaya bak. Yani ne kullanıyor, ne görüyor acaba yani? Hani kız yanından geçince bile tahrik olmuş. Olay 14 Haziran Cuma günü saat 17 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri EA ve ZE birlikte yürürken peşlerine Nuri D takıldı. İki kızı yolda yürürken takıldı. Evet. Nuri D kısa süreli takibin ardından önlerine geçip pantolonunun fermuarını açarak yuh kızlara cinsel organını gösterdi. Kızlar polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kızlar yanlarından geçtikleri şüphelinin kendilerini takip ettiğini, ardından da cinsel organını gösterdiğini, çığlık atınca da adamın kaçtığını söyledi. Güvenlik kameralarda görüntülerden yakalandı. Harekete geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin cinsel taciz suçlaması ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kaydı bulunan Nuri'de olduğunu belirledi. Helal olsun valla. Polisler görüp hemen tanımışlar kameradan. Herhalde oranın manyağı yani. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D'nin tacizde bulunduğu anlar da tespit edildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nuri D, "O gün alt geçidin orada oturuyordum. İsmini bilmediğim iki kız yanımdan geçti. Kızlardan biri yüzüme baktı. Kız bana gülüyor sandım." Kaba bir dünya tabii. "Ben de onu takip etmeye başladım." Allah vere, kız gerçekten gülse ne olacak acaba? "500 metre takip ettim. Hızlıca yürüyerek önlerine geçtim. Bir anlık kızların bana ilgi duyduğunu sandım." O arada yol duyururken de neler hayal etmiş. "Kızların yanında o şekilde geçtim. Kızlar beni gördüler ama tepki vermediler. Daha sonra yaptığım hareketten dolayı pişmanlık duyarak oradan uzaklaştım. Bazı sıkıntılarımın olduğu için eşimle bir süredir aram açıktı." Ha, bu arada yine bak, başka kadına bok atıyor. Şimdi başka kadına bok atacak. Benle alakalı diyor, eşimle arama çıktı diyor. "Eşim o kadar özür dileyerek barıştım. Eşim de yanıma döndü. Eşine de Allah kolaylık versin yani. Bir aptallıkla kızın bana ilgisi olduğunu düşünmesem yapmazdım." Önce sel vurdu, sonra vatandaş. Ha bu... Neyse ya, o haberle ilgili bir şey diyeyim ya da diyeyim ya. Bilmiyorum hani, yani insanlar şeyden çok emin. Ben bir şey yaparım, bir suç işlerim. Zaten hemen çıkarım. Bu yani, bunlara eminler ve böyle de istedikleri gibi de oluyor. Böyle suç işlemek, hani onu taciz ettim, ona bir şey olmayacağını biliyor. Öldürmede de böyle, eşlerini öldürenler, hayvanları öldürenler. Ya yani bunların hepsi bundan emin bir defa. Yani.